Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Evet, çok kısa bir süre önce resmi sayfalarda Total War Warhammer 3 duyuruldu. Ben de Total War topluluğunun bir resmi partneri olarak sizlere, siz değerli Türkiye'deki Total War oyuncularına detaylı bilgileri vermek için karşınızdayım. Çok bıdı bıdı yapmadan önce hemen size o muhteşem duyuru videosunu izletmek istiyorum. Hemen geçelim. Evet, ben de sizlerle beraber izliyorum. Tüyler diken diken. My child, there is so much to tell you that I have run out of time. The sacrifice I made was not enough. The dark gods still feed on our transgressions. Corruption. Obsession. Deceit. Rage. You must face these demons. Haritayı. Ya. 2021'de nokta dışı belli değil ama bu yıl çıkıyor. Harika. Tamam, şimdi tekrar ana menüye dönüyoruz. Daha doğrusu ana noktamıza dönüyoruz. Şimdi değerli izleyiciler, sizlere oyuna dair bilgiler vereceğim. Öncelikle oyun Steam'de yer alacak, bu kesin. Epic'te de yer alacak, bu da kesin. İstediğiniz yerden satın alabilirsiniz. Ama şimdi mesela oyun çıkacak, DLC gelecek, Allah'ın emri. Siz Epic'ten aldınız, ben DLC Steam'den alayım diye bir şey yok. Fakat söylediklerine göre Total War Access diye bir alan var ya, hani bize hediyeler veriyorlar. Buradan account'larınızı bağladığınız zaman Steam ve aynı zamanda Epic, ama bunun için söz vermemişler, üzerinde çalışıyorlar, olmayabilir yani. Diyelim ki siz Epic'ten aldınız, daha cebinize uygun geldi. Veya Steam'den aldınız, daha cebinize uygun geldi. DLC bu sefer diğer tarafta daha ucuz. Şöyle, farklı yerden aldığınızı düşünelim. Total War Access üzerinden iki account'unuzda gördüğü için oyun, düzeltiyorum, sistem size DLC'yi de verecek. Ama yani söz vermiyoruz, üzerinde çalışıyoruz dedilerse eğer, ki dediler. O yüzden biraz daha planlı bir şekilde satın almanızı gerçekleştirirsiniz. Olmadı Steam'den alırsınız, biraz daha fazla verirsiniz veya Epic'ten DLC alırsınız falan, fişman. Bunlara
Dikkat edin. Aranızda Mac kullanıcıları olabilir. Merak etmeyin. Feral Interactive Creative Assembly ile biliyorsunuz her zaman bunların oyununu Mac sistemlere getiriyor. Çıkacakmış. Onu da ama bekleyecekler tabii. Bir süre bekleyecekler. Önce PC için çıkıyor. Onun dışında şöyle notlarıma bakıyorum. Bu arada notlarımda bana yardımcı olduğu için Gökhan Uçar kardeşime de saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum buradan. Bu güzel duyuruda da onun adını anmamazlık etmeyelim. Şöyle devam ettiğinde bakıyorum. Evet, erken satın alma. Kesinlikle pre-order bonusu olacak. Şunu da söyleyeyim. İncelemeler önce yayınlanacağı için eğer tereddütte kalırsanız merak etmeyin. İncelemeleri okuduktan sonra da oyunu satın alabilir ve ön siparişinizle bonusunuzu elde edebilirsiniz. Peki erken satın alım bonusu ne? Not düşüklerine göre ırk paketi vermeyi planlıyorlarmış. Creative Assembly böyle belirtmiş. Şu çok soruluyor. Şimdi Kaos Tanrıları geliyorsa End Times, yani bu dönemin bitişi. Hayır, değil. Altını kesinlikle çizerek söylüyorlar. Ne Age of Sigmar ne de End Times değil. Bu tamamıyla Karl Franz'ın tahta bulunduğu yönetim sürecinin olduğu tarih aralığı ve 8. sürüm Fantasy Total War'un içerinden faydalanıyorlar. Ama daha eski ne derler, lore tanımları, metinleri kitaplarından ve diğer içeriklerden Game Workshop'la tabii ki koordineli bir şekilde faydalanıyorlarmış. Onun da altını çizelim. Yani aslında End Times'ı siz getiriyorsunuz. Biz End Times, yani bu fantasy evrenin bitişinde değil. Oyunun içeriği ama siz getiriyorsunuz, öyle düşünün. Tamam, devam ediyorum. Sigmar'ı cevapladık. Şimdi Kaos Tanrıları'nı doğru söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama şimdilik başlangıç olarak 6 adet Legendary Lord'umuz var. Bu 9'a çıkacak. Öyle gözüküyor. Hatta direkt notumu okuyorum. Nurgle ya da Nurgle yazılan işte. Ondan sonra Salanish. Abi okuyamıyorum ya. İşte 4 tane onları şey yazarım. Videonun altına yazarım. Bu 4 tane Kaos Tanrısı. Bir de Horn var işte. Buna ek olarak Legendary Lord'lar Kislev'den ve Chatay'dan. Yani bildiniz. Videonun son kısmında gözüken, biz aslında oraya hiç ihtimal vermemiştik, kurganlar falan. Direkt alegori olarak söyleyebilirsek Çağatay, Kubilay Han'ın yönetimindeki Çin gibi düşünün. Yani Moğol, ya daha doğrusu Bozkır, Türk, Moğol egemenliğindeki Çin gibi düşünün. Doğrudan tabii ki bu Moğol, bu Türk diyemeyiz. Doğrudan Çin de diyemeyiz. Orada artık bir hibrit güç oluşuyor ya, artık bir imparatorluk var orada. Videonun sonunda yine baktığınızda görürsünüz, geri aldığınızda. En solda Kislev, ortada demonlar, yani işte bu iblisler ve kaoslar işte. Ve hemen sağ tarafta da yeşim taşıyla Çatay temsil ediliyor. Kurgan diye bir topluluk var. Direkt Bozkır, Türkler falan bunları temsil ediyor diyebileceğimiz. Oynanabilir olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ücretsiz şekilde öyle gözüküyor ki 9'a tamamlayacaklarmış. Bu da Warhammer 1 ve 2'ye nazaran daha fazla oynanabilir karakterle oyuncuların karşısına çıkmak demek. O yüzden de böyle dikkat çekiyor, onu da söyleyeyim. Devam ettim de Kislev, özellikle Kislev tamam biliniyordu ama Çağatay'ın nasıl yapılacağı, çünkü bilgi yok yani ortada. Bir iki böyle metin falan var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben bunu işte daha önce söylemiştim. Dedim ki Creative Assembly Game Workshop'la ortak değil mi kardeşim? Bu oyun yapmalarını yapıyorlar. Oyuna eklerler. Oyunun üzerinden Çağatay yazarlar, yaparlar yöneticilerini, binalarını, görüntülerini vesaire. Buradan promote'la figür satışları, kitaplar, şunlar bunlar çıkar. Hatta belki diğer oyunlara bile önderlik eder. İşte burada onu yapmışlar. Kislev ve Çağatay Game Workshop'la, yani Warhammer evreninin isim haklarını elinde tutan ve içerik üretimine devam eden firmayla beraber yapmışlar. Şimdi en merak edilen sorulardan bir tanesi de Total War Warhammer 1 ve Total War Warhammer 2'nin birleşimi gibi 3. oyununda birleşti bir harita olacak mı? Olacak. Bu da aynı Mortal Empires gibi şeyle gelecek. DLC olarak gelecekmiş.
Ve en can alıcı yeri gittiği söylüyorum size. Evet. Total War Warhammer 3 de Türkçe dil desteğiyle geliyor. Bu kesinlikle ve kesinlikle mütevazilik yapılacak bir yer değil. Bu Total War Türkiye ailesinin gücüdür arkadaşlar. Daha doğrusu daha çekirdeğe inersek Türkiye'deki oyuncuların gücü. Hepinize orijinal satın aldığınız için teşekkür ediyorum. Bunun dışında dil desteği tabii metin olarak ama sadece bakın çok da şey yapmanıza gerek yok, üzülmeye gerek yok. Sadece İngilizce dil desteği hem metin hem sesli. Onun dışında diğer ülkeler gibi bizim de altyazımız, Türkçe dilimiz oyunda bulunacak. Sadece İngilizce'de ses var. Multiplayer ile alakalı ve mod desteği ile alakalı bilgiler de ilerleyen günlerde verilecekmiş. Ben açıkçası buradan tarih temalı oyun bekleyenlere sesleniyorum. Arada Three Kingdoms çıktı, eyvallah. Total War Troy Saga çıktı, eyvallah. İki tane tarih oyunu geldi. Ama ikisi de hemen hemen Anadolu'daki işte klasik Türk oyuncusunun çok da böyle ilgisini çekmeyecek yapıdaydı. Ama bakın bunlar da Türkçe dil desteğiyle geldi. Lütfen orijinale devam edelim. Aksaklık yapmayalım. Oynayalım. Tabi abartmayacak şekilde. Boş zamanlarımızı heba etmeyecek şekilde. Çünkü bir istatistik var Steam'de ve görüyorlar arkadaşlar. Siz her ne kadar mesela bazınız İngilizce çok iyi biliyordur ve Türkçe çevirileri hoşuna gitmemiştir. Yine Türkçe oynasın. Çünkü istatistik gösteriyor ki biz bu dili koyduk, bu adamlar oynuyor. Tamam. Bunun altını çizelim. Şunu diyeceğim. Ben de aslında bir tarih fanatiyim. Zaten tarih tahsil ettim biliyorsunuz. Hepimiz Medieval'ı bekliyoruz. Hepimiz Empire, Napolyon. Napolyon devamına Victoria dönemini bekliyoruz. İşte Abdülaziz'ler, Abdülhamit'ler bu dönemleri. Ama Warhammer'da kesinlikle güzel bir oyun. Bakın en son yayınlamış olduğum videolarda serilerde ne kadar eğleniyoruz. Büyüler, devasa ordular, muazzam patlamalar, işte hikayeler, güzel tasarımlı geçiş videoları, hikaye gerçekten eğlenceli. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni seviyorsunuz, Game of Thrones'u seviyorsunuz, Warhammer'ın en az bunlardan hatta çoğundan daha eski olduğunu unutmayın. Hatta bakın World of Warcraft, Warcraft bile evreni biliyorsunuz. Bunların hepsi Warhammer kaynaklı arkadaşlar. Gerçekten kült bir seri, alegorisi var. Bakın yaratıkları sevmiyorum diyorsanız imparatorluğu seçersiniz, Alman, Cermen. Bretonya'yı seçersiniz, Fransız, Britanya bölgesi. Norska'yı seçersiniz, İskandinavlar. Bak şimdi geliyor Warhammer 3 ile Çağatay, Kurgan. İnşallah bunları göreceğiz. Bunlar da işte Bozkır toplulukları. Anlatabiliyor muyum? Eğlence var. Net. Beraber ben size anlatacağım. Sağ olsun çevremizde, ailemizde Warhammer evreni bilenler var. Onlarla anlatacağız. Eğleneceğiz. Bu süreci de Warhammer 3 ile de bitireceğiz ve ondan sonra arzu ettiğimiz asıl tarih temalı oyunlarımıza kavuşacağız. Benim şimdilik Total War Warhammer 3'ün duyurusuyla söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki içerikte, sonraki bir canlı yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın diyorum ama durun hemen kesmiyorum. Ya bu nizampaşa.com'a gelmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ve Steam grubumuza girebilir ve Steam Kuratör sayfamızı da takip edebilirsiniz. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi iletim. Görüşmek üzere. Bir dakika. Şu an çok eğleniyoruz ama. Rakibi küçümsemeyelim. Ağzımızı burnumuzu kırma ihtimaller var o yüzden.
Eller semaya kalkıyor ve yalvarıyoruz. Rabbim.